arkadaşlar. Bu haftaki bölümde tarihi 65 yıl eskiye dayanan tarım ve hayvancılığın Aksaray'ımızdaki en önemli örneklerinden bir tanesi olan Kazıcık Kolu'ndayız. Bakalım bu hafta bizleri ne tür güzellikler bekliyor. Sevgili seyirciler, Kazıcık Kolu'ndaki turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu anda bir çiftlikteyiz efendim. Çiftliğin sahiplerinden genç girişimci İzzet Koçak kardeşimle birlikteyiz. Seni şöyle biraz yanıma alayım İzzet. Şimdi burayla alakalı bize şöyle genel bir bilgi ver. Kaç tane hayvanın var? Bu işin zorlukları nedir? Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Kısaca senden bir dinleyelim. Yaklaşık ben bu işletmeyi 2014 yılından geldim ama dede mesleği bizde bu tarım ve hayvancılık. Yani dedemizin kurduğu bir çiftlik, işte amcalarımızla beraber babalarımızın yürüttüğü bir işletme. Allah izin verirse biz bu bayrağı onlardan devraldık. Biz de devam ettirmeye çalışacağız bu sektörü. Gerçekten çok bereketli bir meslek diye söyleyebilirim. Yani huzurun bence tam ortası ve merkezi. Onun için hayvanlara, insanlara huzur veriyor, işte rahatlık veriyor. Sen hayvanlara ilgi gösterirsen hayvan da sana ilgi gösteriyor ve para kazancını arttırıyor. Onun için seve seve yapıyoruz bu mesleği. Zaten işini aşkla yapmazsan başarılı olamazsın. Sevgili seyirciler, kamera arkasında İzzet bana bir görüntü gösterdi. Bu aralara o görüntüyü de koyacağız. Veteriner hekimimiz İzzet dedi ya, hayvanlara sen ilgi gösterirsen onlar da sana çok güzel bir şekilde ilgi gösteriyor dedi. Yani artık veteriner hekimimiz hayvanlarla nasıl bir bağ kurduysa böyle inekler ona adeta aşık gibi, yani yüzünü ne zaman bir ineğe veya bir buzağa yaklaştırsa böyle yalıyorlar, sevgisini gösteriyorlar. Şimdi İzzet kardeşimle kısaca birkaç tane daha sorum olacak. Onlara da bir sorayım. Aslında burası çok büyük bir çiftlik. Biz şimdi havadan görüntülerini de vereceğiz onların. Daha sonra hayvancılığın kolaylıklarını, zorluklarını, bu işin inceliklerini hocamdan öğreneceğiz. Veteriner hekimden öğreneceğiz. Bu işte gelecek var mı? Bu işte tabii ki gelecek var. Yani gıda nasıl bitmezse ülkede hayvancılık sektörü de bitmez. Yani kırtasiye bitebilir, kıyafet giyim bitebilir ama hayvancılık biterse ülke kalmaz. Yani ülkenin geleceği için tarım da önemli, hayvancılık da önemli. Gelişebilmesi için mutlaka devam ettirmemiz gerekiyor bu mesleği. Yani hep şu söylenir sevgili seyirciler halk arasında. Hayvanın etinden, sütünden, affedersiniz ama pisliğinden bile yararlanılıyor. Ne tür, yani bunlar nerede kullanıyorsunuz? Mesela sütleri yoğurt yapıyorsunuz veya peynir yapıyorsunuz. İşte kaşar peyniri, onun gibi süt ve süt ürünleri yapılabiliyor. İşte hayvanın gübresini tarlalarda değerlendirebiliyoruz. İşte verimi kat ve kat arttırabiliyor. Eti zaten her türlü değerlendirilir. Yani hayvancılığın en ücra köşesine kadar hani hayvanın tamamıyla kullanılabiliyor. Derisi kullanılıyor, işte sakatatı kullanılabiliyor, eti, sütü, işte yani her türlü değerlendirilebiliyor. %100 verim alınabiliyor yani. Yani bakarsan her türlü verim alırsın, kazancına kazanç katarsın, bir riski yok yani. Ama işinin başında olman gerekiyor. İşini de aşkla yapman gerekiyor. Gecesi yok, gündüzü yok, düğünü yok, derneği yok. Onun için sevgiyle yapman gerekiyor. Sevgiyle yaptığın zaman başarılı olursun. Demek istediklerim bu kadar. Evet İzzet kardeşimiz, yani özetle tüm bu konuşulanların özeti, işini aşkla yaparsan, işinin başında durursan her türlü para kazanırsın diyor. Şimdi hocam seni şöyle yanıma bir alayım. Hocama çok kritik bir soru soracağım. İzzet dedi ki hayvanın dedi her türlü etinden, sütünden, pisliğinden, derisinden yararlanıyorsun dedi. Hocam son zamanların en popüler böyle ülkeyi dünyayı kasıp kavuran biliyorsun bir kripto para piyasası var. Bitcoin mi, hayvancılık mı? Tabii ki de hayvancılık diyoruz burada. Şimdi kripto para olayında gözle gördüğümüz, elle tuttuğumuz bir olay yok. Bu tamamen inişli çıkışlı bir piyasa. Buna da bir kısım hakim sayılırız. O yüzden biz hayvan alıp, koruyucu hekimliğimizi güzel yapıp, sağlıklı buzağlar elde edip, sütünü satıp, değerlendirme peşindeyiz. Yani hayvancılığa yatırım yapıp, takibini de iyi yaptığımız zaman hiçbir zaman pişman olmayız. Yani. Kripto para borsası bu aralar çok spekülatif haberlerle çalkalanıyor sevgili seyirciler. Bu haberden sonra şimdi hocama Bitcoin mi hayvancılık mı dedim. Öyle bir açıklama yaptı ki hocam, açıklamandan sonra Bitcoin çakılabilir. Yani tüm dünya seni konuşabilir, bunu da buradan söyleyeyim. Veya böyle hayvan fiyatları çok fazla bir artış gösterebilir.
Bu işin zorlukları nedir? Sen şimdi biz daha önceki programlarda da buraya geldik. Hocam sürekli işinin başında. Yani nedir hocam? Sen geliyorsun buraya. Kaçta geliyorsun? Kaçta gidiyorsun? Ne yapıyorsun burada? Şimdi bize mesai kavramı olmuyor. Tamamen bu değişiyor. Günü geliyor burada yatıyoruz. Günü geliyor 8'de geliyoruz. Günü geliyor 9'da geliyoruz. Bazen hiç gitmiyoruz. Şimdi hayvancılıkta şu olay var. Zorluğu şudur. Hayvan sizin düğününüzü, bayramınızı, cenazenizi hiçbir şey dinlemez. Yani her koşulda gelip buraya hayvanla ilgilenmek zorundasınız. Bakımını, beslemesini, sağımını, aşısını, her şeyi yapmak zorundasınız. Yani biz yeri geliyor bayram iznimizden feragat ediyoruz. Yeri geliyor haftalık hiçbir şekilde izin kullanmıyoruz. Hani sürekli işimizin başında olursak başarılı oluyoruz. Biz başarımızı buna borçluyuz. Veteriner, hekim Murat Didem hocam adın. Murat hocama da çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda İzzet kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Şimdi hayvancılıkla alakalı genel bilgileri aldık sevgili seyirciler. Hadi gelin şöyle kazıcık tolunu havadan bir turlayalım. Daha sonra çok güzel görüntüler sizleri bekliyor. İkinize de canı gönülden teşekkür ediyorum. Teşekkür. Sevgili seyirciler, Aksaray Belediyesi olarak koronavirüsle mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve işte canlı örnek, yeni doğmuş bir buzağıya maske taktık. Aksaray Malaklısı'ndan sonra bu da bir ilk olsun programımız farkıyla. Kendisi diğer ineklere veya buzağlara örnek olsun sevgili seyirciler. Evet, gördüğünüz gibi şu an maskeli bir şekilde sosyal mesafesine de dikkat ediyor. Diğer ineklerle arasında 1,5 metre boşluk var. Kendisini tebrik ediyoruz. Sevgili seyirciler, tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz dediler. Hüseyin abim bana çizmeyi giydirdi ve tarlaya soktu. Şu anda böyle gömüğün içindeyiz. Abicim, burada ne ekili? Şu an burada arpa ekili. Arpadan sonra Allah izin verirse sılaçlık mısır ekeceğiz hayvanlarımız için. İki ürün almış olacağız. Yılda iki ürün mü alınıyor bu tarladan? Evet, yılda iki ürün alıyoruz biz. Sevgili seyirciler, yılda iki ürün alındığını söylüyor Hüseyin abi. Şu anda böyle bir boşluktan su tarlaya doğru akıyor ama yanlış mı yapıyorsunuz acaba? Şimdi su burada kaldı, öbür tarafa nasıl gidecek? Tarla tesfiyeli bu şekil dabana kadar sulanıp gidiyor. Abi gitmez ya. İsterseniz tarlanın dabanına gidelim bakalım. Aynı şekilde toplayıp gidiyor yani. Hiçbir kuruş bırakmamak şartıyla sulanıp gidiyor. Çok güzel bir sistem yapmışlar sevgili seyirciler. Burada arpa ekili dedi, daha sonra silajlık mısır ekilecekmiş. Evet. Şimdi kazıcık toluna ben dedim ki 65 yıllık bir geçmişi var dedim. Evet. Umarım yanlış söylemedim. Yok, doğru. 1964 yılında babam Ekecik Çolaknebi tarafından, Çolaknebi'den buraya göç ediyor. Şu an mevcut burada ikamet ediyoruz kazıcık tolunda. Mesleğimiz tarım, hayvancılık. Yani mesleğimizi de seviyoruz. Gerçekten de yapılacak bir meslek. Şükür yani şu an için memnunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Sevgili seyirciler, Kazıcık Tolu öyle bir yer ki, Kazıcık Köy de diyebiliriz buraya. Öyle bir yer ki yani her yer, gözünüzü alabildiğiniz her yer böyle yeşil. Köyün içine giriyorsunuz mandıra. Mandıraya giriyorsunuz, sizi böyle küçük yeni doğmuş buzağlar karşılıyor. Şu anda gördüğünüz gibi Aksaray'ın Mayıs, Haziran bence en güzel mevsimlerinden bir tanesi. Şehrimizin hangi köşesine giderseniz gidin sizlere böyle yemyeşil, sırtını Hasan Dağı'na yaslamış, şu anda da tam karşımda duruyor. Böyle Aksaray'ımız yemyeşil karşılıyor. Abi insanların geçim kaynağı tarım, hayvancılık dedin. Peki gençler ne yapıyor? Ya gençlerin %80'i tarımla, hayvancılıkla uğraşıyor bizim burada. Yani %80'i. %10'u falan sanayiye gider. Tamirci, kaportacı. Geri kalan da işte yurt dışında. Yani mesleğimiz bu yani, köyün düzeni bu şekilde. Yani Aksaray'ın bazı köylerinde gençlerin birçoğu işte İstanbul'a veya yurt dışına gidiyor ama burada %80'i sizle birlikte. Bizim burada iş sıkıntısı yok. İşçi sıkıntısı var. Biz çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Şimdi tamam, ben varım. Şimdi sen varsan buyur. Hemen kürek hazır.
küre. Ne yapacağım peki? Tamam, ver ya, küreye bana. Yapacağım, hayvana bakacağım. Hüseyin abi yapacağım. Benle benim diğer programda da çok iddialaşmıştı. Benim sırtıma 5 kilo, 5 çuval da kilo değil, 5 çuval yem yüklemişti. 250 kilo. Şu anda bana bir iş teklifinde bulundu. Ne yapacağım peki? Ya sulama yapacaksın, hayvana bakacaksın. Aa, suluyor işte kendi, ben ne yapacağım daha? Ya işte burada ben tutacağım, suyun yönünü de çevireceksin, traktörü çalıştıracaksın, tarla süreceksin, balya çekeceksin. Yani iş çok. Çalıştıktan sonra iş çok. Tamam, ben teklifini bir düşüneyim. Tamam, hiç düşünmene gerek yok, hemen başlayabilirsin. Evet, Hüseyin abiyle güzel bir röportaj oldu sevgili seyirciler. Kendisine programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum, evet, renk kattı. Abi size kolay gelsin. Allah razı olsun. Şimdi ben deneyeceğim, ileriye doğru gideceğim. Bu su, bak iddiaya girelim, tamam, yemeğine iddiaya girelim. Bu su oraya gitmez. Gider. Neyine giriyoruz? Neyine dersen, sıkıntı yok. Tamam sevgili seyirciler, Hüseyin abiyle şu anda bir iddiaya tutuştuk. Çıkışta şu an kamera arkasında 5 kişi var. 5 kişiye senden yemek. Zaten sıkıntı hayvan da bol et yiyeceğiz. Bir sıkıntı yok. Hüseyin abiye çok teşekkür ediyoruz. Kazıcık Tolu'nun şimdi drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Kazıcık Tolu'nda gezerken İzzet beni biriyle tanıştırdı. Dedi ki bunu mutlaka görmelisin. Ben de nedir dedim. Kendisi Avusturya'da fabrikalarda çalışıp böyle yıllarca orada kalmış birisi. Artık ben memleketime, doğduğum, büyüdüğüm topraklara hizmet edeyim diye Avusturya'yı elinin tersiyle itmiş gelmiş bir kişi var yanımda. Mustafa abi, abi niye geldin? Abi niye geldik? Memleket sevdası. Köyümüzü özledik. Avrupa... Burası cennet yani. Avrupa'da bir ikinci sınıf vatandaş şeyindesin. Kaç yıl kaldın toplam Avusturya'da? 13 yıl kaldım. Ondan sonra 13 yıl sonra zaten ben gittiğim sene geri dönmek için karar verdim yani. Gittiğim sene geri döneceğim dedim. O da 13. Gittiğin sene geri döneceğim dedin. 13 sene kaldın. Abi bu nasıl bir durum? Nasip. İşte 13 sene sürdü. Ondan sonra Allah bize nasip etti. Geri döndük. Geldik burada çiftliğimizi kurduk. Hayvan çiftliğimiz var. 5 kardeşiz. Ondan sonra tarımla uğraşıyoruz. Gayet iyiyiz. Memnunuz yani. Memleketteyiz. Dinimizi biliyor, dilimizi biliyor. Yani ikinci sınıf vatandaş değiliz. Her yere girip çıkabiliyoruz çok şükür. Gayet güzel. Üretmeye devam ediyoruz. İnşallah daha iyi olur. Üretici inşallah daha böyle görürler. Yani sıkıntılarımızı bilirlerse daha faydalı oluruz. Daha iyi üretiriz. Yani mazot olsun, elektrik olsun. Bunlar da çiftçiye yardımcı olurlarsa çiftçi gerçekten yani üretir. Üretiyor da. Yani şu Aksaray belki Türkiye'yi doyurur. Türkiye'de herhalde Avrupa'ya yeter yani, doyururuz. Çünkü verimli topraklar, her şey biter bizim topraklarımızda. Yeter ki destek olsun. Sevgili seyirciler, Avusturya'da 13 sene kaldıktan sonra Türkiye'ye, Kazıcık Tolu'na dönen Mustafa abim buraya gelmiş, çiftlik kurmuş, hayvancılıkla, tarımla uğraşıyor. Zaten Kazıcık öyle bir yer ki, daha girişinden itibaren böyle yoldaki bir çocuğu çevirseniz çiftlik sahibi veya tarımla uğraşıyor. Köyün gençlerinin, Hüseyin abinin de dediği gibi %80'i tarımla uğraşıyor. Ben Mustafa abiye çok teşekkür ediyorum. Kendisi birinci sınıf vatandaş olmak istiyorum. Artık doğup büyüdüğüm bu topraklara hizmet etmek istiyorum demiş. Kendisine teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Ayrıyeten konuğumuz olan diğer abilerime de hürmetler ediyorum. Turumuz devam ediyor efendim. Aksaray, taşı, toprağı, altın bir memleket. Yeraltı, yerüstü zenginlikleriyle İç Anadolu'nun en gözde şehri. Deretepe Aksaray programında bu hafta tarım ve hayvancılığın şehrimizdeki en önemli noktalarından bir tanesi Kazıcık Köyü'ndeydik sevgili seyirciler. Küçük buzağa maske taktık, Hüseyin abiyle birlikte tarlada su suladık ve programımızın da sonuna geldik. Alın teriyle toprağı işleyen tüm çiftçilerimize selam olsun diyoruz.
programımızda haftaya Aksaray'ımızın başka bir noktasından sizlere ulaşıncaya dek hoşça kalın, esen kalın efendim.